Ha, çekimde misin? Opar. Yağ filtremiz. 20-50 yağlarımız. Para vermedik. Babam sağ olsun. 6 aydır evin balkonunda duruyordu. Bu arabaya nasipmiş. Tüm zaten ayarlarını yaptım, bir yağ kalmıştı. Ön takımı da sıfırladık arkadaşlar. Zaten bundan sonra da bir şeyler yapacağız. Kapı anahtarımız. Cüneyt! Oğlum bundan 24 mi 26 mı ne lan? Normal Tofaş şeyi değil. Kafayı değişmişler. Ha? Ben sana söyleyeyim Cüneyt. 26'lı 28'li bir şey. 26'lı 28'li bir şey. Baksana Recep. Normal 1-3 yani Tofaş şeyi değil bu. Tapası değil. Aa, dur getirdi lokmaları. İşte bakalım olacak mı usta? Tamam 22'ymiş. Aslında bunun bile yöntemi var. Tamir videoları çekiyoruz. Adam böyle direkt asılıyor. Şuradan güç verip kuvvet yaparsan hiç zarar vermezsin bak. Şöyle. Yavaşça. Tık 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 tık. Sonrasında bizim biraderin Cüneyt'in şu şeyini alıyoruz. Aldık mı kardeşim? Ha böyle. Eğer bezimiz varsa elimizi fazla şey yapmaması için. Gerçi beze de hacet yok, ben onu hallederim. Kaç defa üstümü yağ ettim var ya, kaç defa. Çünkü hiçbir zaman iş üstü giymiyorum. Giyemiyorum. Evet, hazır mıyız? Yağımız geli. Gelsene lan. Geliyor. Geldi. Evet, tapamız burada. Güzel, temiz tapa. Arabamda her kartelden biraz terletme var ama şu direksiyon kutusunu zaten komple yeniledim. Salın rotil siparişi verdim. Şunlar elinde var, komple değişecek. Fazla yer kapatırken kapat, gönderirken. Daha hızlı yağlama için doldurmakta çok 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 fayda var. Görüyorsunuz John Tayda ustamız takarken kaydırmasın diye hafif yağlıyor. Gres yapıyor. Gres de yapılabiliyor. İmkanlara göre yanık yağ da yapılabiliyor. Takarken de yine elle tatlı sıkı yapacağız. Yine üzerinden bir kademe geçeceğiz. Diş kaptırmadan gittiğini görürsen kolay kolay problem olmaz. İçini güzel sildim. Herhangi bir akıntısı yok. Şöyle aynı şekilde çevirdim, pırt, çevirdim, pırt. Bakın, el ayarı şu. Bakın, aslında olay, yani şu an tabii elimiz biraz yağlı. Olay normalde şundan ibaret olması gerekirken artık korkumuz. Rıfkı, ne haber Rıfkı? Rıfkı ne yapıyorsun? Rıfkı ne yapıyorsun? Gel yardım et. Evet, şu an o tatlı sıkılığı yakaladı. Dikkat edeceksin, filtreyi de fazla ezmeyeceksin. Şey hala süzülüyor, birazdan onu da, yani birazdan da gerek yok işte. Çok dişlerim bozuksa abi, tamam mı? Şuraya bir elinde yok varsa bunun neydi ya? Morik demeyeceğim de Muharrem, ha bakır pulu var. Onu bulamadım, bu zaten bakır pulluk, bunun yeri yok. Bunu sonradan uydurma yapmışlar diyorlar. Uzun zamandır Tofaş'ı unuttum. Normalde alyanlı olması lazım. Buraya şey de sürebilirsiniz arkadaşlar. Beyaz teflon bant. Neden? Bu zaten çok bir güç yapan bir şey değil. Sızdırmayı önlemek için. Bu çok asılmayacaksın. Asıldığı zaman yalama yaparsın. Hafif tatlı sıkı yapıp yine bırakacaksın. Çalıştıktan sonra zaten kontrol edersin. Bu birden seni çat diye söküp yolda bırakacak bir şey değil. Ama her yağ sökmüşte şu dişlere dikkat etmekte fayda var. Takıyorum. Elle zaten sonuna kadar gördüğünüz gibi.
Bak, birazdan sıkacak zaten. Bak, sıktı. Çok hafif geçiyorum. Tık. Tamam, daha bundan sonrası zorlarsan problem abi. Ama içinde kalmasın lan, dur. Adamlara gösteriyoruz diye. Güzel, harika. Yağımızı koyabiliriz. Muharrem önce kalktı mı lan? Fark ediyor musun? Hepsini koyuyor muyum? 4 litre. Filtreye koydu, 3,5 kaldı. O zaman bu kalsın mı Muharrem şu? Koyalım, onlar 1, 1, yarım işte 2,5. Onlar 3,5. Yarım çıkıyor. Full, döküyorum. Elimizde babamın katkısını da aldım. Muharrem Usta'ya, Cüneyt Usta'ya sordum. Bir şey olmaz, sıkıntı olmaz dedi. Koy dedi. Al dedi, git dedi, ver dedi, koy dedi. Allah taşıyor. Çıktı kanka oradan bak. Rampiyoda. Yeah. 20-50 böyle biraz geç gidiyor. Yeni sentrifugler gibi değil. Onlar su gibi lıpır 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 gidiyor. Gelmek lezzetli oluyor kanka. Koyuyorum. 10-15 litre koyduk herhalde ha Recep? Olmuştur o kadar. Abi ben temizledim bunu yani ya. Abi 160 basıyorum. 160 basıyorum. Fabrikanın 150 limitini zorladık bununla yani. Yapıyor maşallah. Ya öyle süs olsun diye ya. Nostalji araba ya abi. Bak şerefsiz araba. Rıfkı'ya mı? Şeyle oynuyor. İçer misin? Motorumuzda yağ yakmadım, o lafleme yok. Kimse bir şey demesin. Sıkıntı yok yani ama bu da boşa gitmemesi lazım. Yoksa Muharrem bunun anasını ağlatır. Harcıyor. Satar gibi.
Onu koy iyice süzsün abi. Tamam. Aha yakaladı. Yakaladı çek. Çıktı yine. Muharrem köpekleri çek sever arkadaşlar. Ya niye lan niye? Boğazın pisliğine bak hele. Bu ne pisliği? Rıfkı. Rıfkı gel ben seni kurtarayım oğlum gel. Rıfkı gel. Normalde bunlar üzerinde de yazar arkadaşlar. Elinde çevirin diye ama insanlar yağ filtresinden hep korktukları için biraz böyle alet edevatla asılıyorlar. Eskiden babam selametli ki yani tamirci olduğu için şöyle elle bir sıkılama ayarı var. Sıkardı. Şimdi yeni çıkan filtrelerde bazılarında yansıma filtrelerde sıkıntı oluyor. Biz şu an Opar'ın filin kullanıyoruz. Gayet güzel, memnunuz yani. Yerini oturtmak, kreslemek. Kreslemezsen kuru olursa kaptırabilir contayı. Oradan da kaçırabilir. Gördüğün gibi elim yağ oldu kanka. Şimdi biz bunu şöyle yapsak usta. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Zaten benzinli arabanın simsiyah yağı var. Yağını değiştiğimiz iyi oldu.